Beyefendi, mehterimizi uğurladık. Programımız başlıyor. Konuşmalarını yapmak üzere Koza Termal tatil sitesi yönetim kurulu üyesi Sayın Mehmet Redifçioğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Buyurun efendim. Değerli kaymakamım, belediye başkanlarım, saygıdeğer misafirlerimiz, basınımızın değerli mensupları. Türkiye'nin en önemli termal merkezi olmaya aday ilçemize ve tamamlandığında Türkiye'nin en büyük ve modern termal tatil sitesi olacak Koza Termal Tatil Sitesi'nin temel atma törenine katılarak bizleri onurlandırmanızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor, hoş geldiniz diyor, saygılarımı sunuyorum. Değerli misafirlerimiz, Koza Termal Tatil Sitesi 452'si 1+1, 20 tanesi 2+1, 12 tanesi de 3+1 olmak üzere toplam 484 konuktan oluşmaktadır. Ve 16.840 devreye aittir. 22.000 metrekare alana yerleşen tesisimizin 170'i yeşil alana ve sosyal tesislere ayrılmıştır. Tesisimizde 8 adet havuz, 3 adet restoran, kafeteryalar, sağlık merkezi, spor salonları, sinema salonu, bowling salonu, halı saha, market, kuaför, tuz odası, sauna gibi daha sayamadığım birçok sosyal mekan bulunmaktadır. Kozaklı bize göre Türkiye'nin en önemli termal merkezidir. Hiçbir yerde bu kadar kaliteli suya sahip ve bu kadar fazla tesisi içerisinde barındıran bir ilçe bulamazsınız. Kayseri ve Nevşehir gibi ülkemizin iki önemli kentinin ortasında, iki havaalanına da 90 kilometre mesafede, dünyanın akın akın geldiği Kapadokya'nın hemen yanı başında, Türkiye'nin en önemli kış turizm bölgelerinden olan Erciyes Dağı'na 1 saat mesafede olması, Kozaklı'ya bir başka değer katmaktadır. Bu nedenle yatırımımızı Kozaklı'ya yapmaktan son derece mutluyuz. Projemizin büyüklüğü ve farklılığının idrakindeyiz. Büyük projeleri oluşturmak ancak büyük firmaların işidir. Bunun da farkındayız. Kurulduğu günden bu zamana kadar herkes gibi düşünen, herkes kadar yol alır düşüncesiyle, farklı düşünmenin gerekliliğini hisseden, farklı ama mantıklı bir üretim ve pazarlama stratejisi izleyerek Kayseri'de büyük bir firma olmayı başardık. Birçok zor projenin altından alnımızın akıyla çıktık. Verilen sözleri zamanında tutarak binlerce hak sahibine konutlarını teslim ettik. Son 2 yılda kurumlar vergisinde ilk 100, sektöründe ise ilk 5 firma arasına girmeye başardık bulunduğumuz kentte. Devlete bir kuruş vergi borcu olmayan, arkasında bir tek mağdur insan bırakmayan firmamız, gelecek 10 yılda sadece Kayseri'de değil, Türkiye'de tanınan ve güvenilen bir firma olma mücadelesini azimle sürdürmektedir. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki, Koza Termal Tatil Sitesi hak sahiplerine belirlenen zamanda belirtilen kalitede teslim edilecektir. Bu proje ile şunu çok daha iyi anladık ki, iyi yönetilen şehirler çok hızlı gelişiyor. Kaliteli yöneticiye sahip olma noktasında Kozaklı da şanslı bir ilçedir. Programımızın bu bölümünde siz gönül dostlarına Dortmund'dan sesleniyoruz. Almanya'nın Dortmund şehrinden sesleniyoruz. Bugün burada bu bölgedeki DİTİB derneklerinin ortaklaşa düzenlemiş olduğu Kutlu Doğum programından sesleniyoruz. Evet, hep beraber buyurun diyoruz. Bu güzel programı izleyelim. Esen Ateşeli Dortmund DİTİB dernekleri tarafından hazırlanan Kutlu Doğum programına hepiniz hoş geldiniz. Programa teşriflerinizden dolayı teşkilatımız ve Dortmund dernekleri adına teşekkür ediyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Yeah.
Kutlu doğum, kutlu olsun. Efendim Dortmund Beyaz Saray'daki 11 DİTİB Derneği'nin organize etmiş olduğu Kutlu Doğum programında hasbihallere başladık. Şu anda bu programa da sponsor olan kardeşimiz var yanımızda. Mürsel Ağaca kardeşimiz. Kendisi burada sağlık sektöründe. Bir kendisini tanıtsın, akabinde inşallah hasbihalimiz içerisinde bize neler yaptığını anlatacak. Evet Mürsel kardeşim, sen de programa destek verenlerden bir tanesin. Öncelikle seni bir tanıyalım. Önce hoş geldiniz. Ben Mürsel Ağaca. Almanya'da tek Türk medikalı olarak bütün millete hizmet vermek için burada bir firma kurdum ve veriyorum da. Şimdi Türk medikalı ne iş yapar? Şimdi ekranları başındaki Dortmund ve civarındaki oturan insanlar medikal deyince ne anlamalı? Siz ne yapıyorsunuz? Türk medikalı şunlar. Örneğin her türlü engelli kardeşlerimize verilen hizmet malzemeleri. Yatağından tut, bandajından tut, çorabından tut, varis çorapları tabii bunlar, bel kemerinden tut. Bu tür malzemeler reçete karşılığında veriyoruz. Hani binlerce çeşit malzeme var. Bunu tek tek saymakla kesinlikle bitiremeyiz. Bize gelen hastalarımızı doğru yönlendirmeye çalışıyoruz en azından. Ev doktorları veya ev doktorlarına gidecekler veya ortopedi doktorlarına gidecekler. Reçetelerini yazdırıp bize geliyorlar. Geri kalan işlemlerinizi biz yapıyoruz. Ondan sonra malzemelerini vermiş oluyoruz. Yani diyorsunuz ki biz Türkçe konuşuyoruz. Biz Türkçe konuşuyoruz. Doktora gidip reçeteyi alıp geldikten sonrasının bütün işlemleri biz yapıyoruz. Tabii ki burada kran kasalarla, sigortalarla olan işlemlerini biz yapıyoruz. Onların herhangi bir sorunu veya uğraşma şeyi kalmıyor. Peki buradan Kutlu Doğum programı bugün vatandaşlarımıza nasıl bir mesajınız olur? Bütün Türkiye ve Almanya'daki televizyonları başında olan Kutlu Doğum Haftası'nı izleyen herkesin Kutlu Doğum Haftası'nı canı gönülden kutluyorum. Peki biz de sana teşekkür ediyoruz. Evet efendim Mürsel kardeşim, sağlık sektöründe bu bölgede Dortmund ve civarındaki gönül dostları eğer böyle bir ihtiyaç oluyor ise işte tekerlekli sandalye gibi ne bileyim buna benzer yatak, bandaj gibi Mürsel kardeşimi ziyaret edin. Her konuda yardımcı oluyor diyoruz. Hasbihallerimiz devam ediyor. Teşekkür ederim. Efendim Dortmund'daki Kutlu Doğum programındaki çekimlerimiz devam ediyor. İçeride Necmettin Hocam ruhlara hitap ederken
Tabi dışarıda da vatandaşların midesine hitap eden standlarımız var. Değerli bir başkanımız, Adem Sönmez başkanımız var. Bu güzel programı organize ettiler. Kutluyoruz başkanım, tebrik ediyoruz. Güzel bir program oldu. Katılım da çok genişti. Hangi duygular içerisindeyiz, neler söyleriz? İlk önce Kanal 7'ye ve sizlere teşekkür ediyoruz. Bu programı çektiğiniz için katılım gerçekten çok. Biliyorsunuz Dortmund'da İTİB'e bağlı 11 dernek var. Bu derneklerimiz bir araya geldi. Ve beraberce bu kutlu doğum haftasında bir etkinlik yapmak istediler ve bu niyetle bugün burada bu kutlamayı gerçekleştiriyoruz. Katılımdan memnunuz. Hocamız da sahnede bir saati aşkındır sahne alıyor. Hiç kimse yerinden kımıldamıyor. Gerçekten de hocamızın ağzına sağlık. Katılımdan memnunuz ve insanlarda gördüğünüz gibi hocamıza kitlen de adeta. Dışarıda leziz yemekler olmasına rağmen insanlarımız burada bu sıcakta, dışarı gerçekten sıcak ve içeri daha da sıcak, buna rağmen hocamıza kitlendiler ve onu dinliyorlar. Dediğiniz gibi bir saattir de hocamız konuşuyor. Ya bütün dernekler adına buraya gelen, bizi izleyen bütün seyircilerimize teşekkür ediyoruz. Biz tabii bu yaban ellerde insanımızın geleceğiyle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Buradaki insanımıza kültürümüzü, dinimizi öğretmek istiyoruz ve bu kültürümüzden belli şeyler insanlarımıza, gençlerimize iletebiliyorsak ne mutlu bize. Bütün dernek başkan arkadaşlarım bu konuda hemfikir ve ellerinden geldiği şekilde bu taşın altına ellerini koyuyorlar ve bu işin yürümesi için çalışıyorlar. Tüm emeği geçenlere, çalışanından tut başkanına, bütün arkadaşlarımıza, bütün çalışanlarımıza buradan teşekkür ediyoruz ve ellerine sağlık diyoruz. Peki, çok sağ olun başkanım. Siz de sağ olun. Size de bir teşekkür ediyoruz buraya gelip bu görüntüyü, bu güzelliği çektiğiniz için ve geleceğe aktaracağımız için. Eyvallah, yüreğinize sağlık. Adem başkanımıza teşekkür ediyoruz. Gerçekten mükemmel bir program oldu. Tahminen bir 3000'in üzerinde insan gelip gidenler de oldu. Katılım var. Çok güzel, nezih bir program. Tertemiz geçiyor. Kutluyoruz. Hasbihallerimiz devam edecek. Bir tane hocamızla hasbihal edelim dedik. Çünkü 11 hocamız adına. Hocam kutluyoruz. Gerçekten sizin şahsınızda diğer 10 derneği de kutluyoruz. Evink ve Ulu Cami herhalde merkezli. Ve diğer cami dernekleri de destek verdiler. Sizin açınızdan program nasıl geçti, neler söylersiniz? Şimdi öncelikle selam Allah'ın Resulü'ne olsun. Yüce Allah'a hamd olsun. Hep dualarımızda, cumalarda çok dua ettirdik. Beraber dua ettik cemaatimizle beraber. Bu güzel program olsun. Sonucu hayırlı olsun inşallah. Sizlerin de gördüğü gibi hakikaten güzel bir sonuç oldu. Güzel bir program oldu. Katılımcılarımız güzeldi. Başta bizim camimiz, Selimiye Camii ve diğer 11 dernek yöneticileriyle, camilerimizle birlikte güzel bir program yapıldı. Çocuklarımız hele özellikle cıvıl cıvıl. O yavrularımız için hele özellikle çok güzel oldu, harika oldu. Onun layığı değiliz ama en azından o uğurda bir çaba sarf ettiysek Rabbim eksiğiyle beraber kabul eylesin. Allah hepsinden, hepimizden razı olsun inşallah. Teşekkür ediyoruz. Yüreğinize sağlık hocam. Allah razı olsun. Hocama teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi bir de Necmettin hocamla hasbihal edip programımıza nokta koyacağız. Güzel programın, bu nezih programında sonuna geldik. Dortmund'daki 11 DİTİB Derneği'nin ortaklaşa düzenlemiş olduğu Kutlu Doğum Programı. Evet, o en sevgiliyi anma ve anlama programının sonuna geldik. Dortmund civarındaki yaşayan Müslüman din kardeşlerimizin geniş katılımı olduğu bir program oldu. Salonumuz tıklım tıklım doluydu. Türkiye'den gelen çok değerli hocamız, emekli Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız Sayın Necmettin Nursaç hocamız da gerçekten salona nur saçtı. Hocam yüreğinize, gönlünüze sağlık. Gerçekten mükemmel bir program oldu. Geçmiş olsun, neler söylersiniz? Ben de teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Mustafa Bey, aziz milletimize ben
teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Devletimize dua ediyorum. Devletimiz gerek öğretmen ve gerekse din görevlisi hem de ülkemizden seçip gönderiyor. Hem dillerini hem dinlerini insanımıza öğretmek istiyorlar. Ama bu Batı dünyasında, bu kültürün içerisinde bizim inancımızı, kimliğimizi, benliğimizi yavrularımıza hayat ve ahlak haline gelecek şekilde vermek epeyce fedakarlık istiyor. Görünüşte herkes ilgileniyor. Şu tatlı bahar gününde Dortmund'daki Beyaz Saray'ın salonunu muhteşem bir vaziyette doldurdular. Bunlar gayet güzel. Camiler yapıyorlar. Onlar da güzel. Ama yine de benim kaygım var. Acaba oğullarımız, kızlarımız kaybolabilir mi? Alevin içinde yaşayıp da yanmamak. Bakın şu tarladan getirip de otu saksıya koyarsak, bakım yaparsak çiçek olur. Saksıdaki çiçeği tarlaya götürüp bırakırsak ot olur. Çok önemli bir mesele. Bugün insanoğlu, affedersiniz, köpeği eğitebiliyor. Başka hayvanları eğitebiliyor. İnsanı eğitmek, bizler için hayrul halef etmek, Allah mahkemesinde bizden şikayetçi değil, şefaatçi olabilmek için, olmaları için ananın, babanın yuvada ahenkli olması lazım. Sıcak ve güvenli bir yuva ortamına ihtiyaç var. En iyi öğretmen anadır, babadır, akrabalardır. O yüzden bu Batı ortamında bulunan ümidimiz, istikbalimiz, ciğerparemiz, göz nurumuz, evlatlarımıza sahip çıkmak çok önemli bir meseledir. Görünüşte sahip çıkıyorlar ama ben yeterli görmüyorum. Daha sıcak, daha ciddi evlatlarımızın kaybolmaması için dikkat sarf etmeleri, gayret ve emek sarf etmeleri gerekir. Cenab-ı Hak cümlemizi hakka, hayra, hadim eylesin. Evlatlarımızı bizler için hayrul halef eylesin. Onları örnek insan, model insan halinde sevgili peygamberimizin ahlakıyla onları ahlaklandırsın. Amin. Yüreğinize sağlık. Ağzınızdan bal damlıyor. Hocama teşekkür ediyoruz. Hocam son olarak eklemek istediğiniz varsa. Efendim, seyircilerimize selam ve saygılar sunuyor. Dua ediyor, dualarını bekliyorum. Amin inşallah. Hocama teşekkür ediyoruz. Yüreğine sağlık. Gerçekten mükemmel bir program oldu. Nezih bir sohbet oldu. Yüreğine sağlık. Yol açık olsun diyoruz. Bu haftaki programımızı buradan dört mutlaka noktalıyoruz. Sürçülisan ettikse affola diyoruz. Bir başka programda, bir başka güzellikte siz gönül dostlarıyla olmak dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın. Hep bu ekranda kalın. Bu ekranda kalın. Bu ekranda kalın.